Konuşma insan batışı var. Baba Kartal Des ve hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Baba Kartal. Arkadaşlar Beşiktaş Anlik serimizin 18. bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok kritik haftalardayız. Ve bugün de çok çok önemli maçlar yapacağız bu seride. Son bölüme de güzel destek geldi. Ben zaten hemen aynı gün çekiyorum. Size çok çok teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Sevginizden dolayı. O bazı yorumlarınız gerçekten bana şöyle kalbimi açıyor arkadaşlar. Böyle kötü günlerde falan moralim bozuk oldum. Bazı sizin yorumları okuyorum. Ve yüzüm gülüyor o zaman arkadaşlar. Çok 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 teşekkür etmek istiyorum burada. Şimdi uzatmayalım da hemen gün sorusuna gelelim arkadaşlar. Geçenki bölümdeki günün sorusu biraz torpilliydi. Yani size ipucu vermiştim. Vodafone Park'ta, arenada daha doğrusu ilk kırmızı kartı gören futbolcu kimdir diye soru sormuştum. Ve bunun cevabı tabii ki arkadaşlar. Benim çok çok sevdiğim bir futbolcu. Ricardo Quaresma'dı. Aynı zamanda ama Hosugay'dı arkadaşlar. 11 Nisan 2016'da Vodafone Park arena açılış maçında arkadaşlar öyle söyleyeyim. Son dakika artık 90+5 mi 90+4 mü ne bilmiyorum. Top şu orta sahasına doğru gidiyor. Quaresma ve Hosugay oraya koşuyor. Sonra Hosugay Quaresma'ya foul mu yapıyor? Ya topu alıyor böyle sert müdahale şey yaparaktan. Onun üstünde de Quaresma bilirsiniz. Onun bir kalkışı vardı. Şöyle foul, birisi foul yaptıktan sonra. O zaman hemen anlarsınız. Ha, o adamı gitti mi kırmızı kartı görecek. Aynı öyle bir pozisyon. Hemen böyle havalanıyor, havaya kalkıyor ve uçup şeye Hosugay'a böyle bir tane geçiriyor, onu fırlatıyor, tokat mı atıyor artık bir şeyler yapıyor. Ve onun üstüne Hosugay Quaresma'da ikinci sarıdan kırmızı yiyor. Yani Quaresma doğru cevap, hatta Hosugay'da yazabilirsiniz. Hemen bugününkinin sorusuna gelelim arkadaşlar. Bugünün sorusu baya zor. Çünkü yorumlarda yazın, abi Beşiktaş'ın soru seviyesini biraz daha arttı. Çoğunuz bilmeyecek ama benim için önem taşıyan arkadaşlar bunu bilmeniz. Çoğunuzdan yaşadık büyük olarak Beşiktaşlı olaraktan. Böyle yeni nesillere bu eski şeyleri unutmama adına kendime görev gibi görüyorum bunu arkadaşlar. Yani sizlere belirli Beşiktaş'ın belirli şeylerin önemli şeylerini anlatmak. Ya da önemli kişilerini anlatmak arkadaşlar. Unutturmam adına. Onlara da böylece saygı göstermek arkadaşlar. Neyse. Gün sorusuna geliyoruz. Çok çok büyük bir Beşiktaşlı arkadaşlar. Şu cümleyi kurdu. Bu cümleyi kuran o Beşiktaşlı kim? Onu söyleyeceksiniz. Amirim biz 80 kişi geldik ve 79 kişi dönmeyiz. Bunu yapmayız demiş arkadaşlar. Bu cümleyi kim? Hangi Beşiktaşlı kurdu? Şimdi yorumlara yazın. Bu çok zor biliyorum. Ama bilin arkadaşlar bunda. Çünkü o kişi çok çok önemli. Beşiktaş adına bunu yorumlara yazabilirsiniz şimdi. Şimdi bugünkünün bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe 2-0 yendik arkadaşlar. Dorukhan'ın muhteşem çok çok güzel bir golü var orada. Eğer izlemediyseniz bir bakın arkadaşlar. Sonra Spartak Moskova son 16'larda UEFA Avrupa'nın son 16'larda Spartak Moskova'yı eledik ve adımızı çeyrek finale yazdırdık arkadaşlar. Çeyrek finalde de rakibimiz Milano olacak. Sonra bugün arkadaşlar Spor Süper Lig 28. haftasını oynayacağız. Alanyaspor'a karşı deplasmana gideceğiz. Çok çok zor bir maç olacak yine. Ve yine bakın çok kritik maçlar var. Fenerbahçe-Sivas. Yani şampiyonluk yarışında üst kat 4 aradaki büyük maçlar arkadaşlar. Fenerbahçe-Sivas, Galatasaray-Başakşehir maçı olacak. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz puan kaybetme olasılığı daha yüksek bir haftaya giriyoruz. Yani biz mutlaka yenmemiz lazım ki öbürlerin ayağa kaydığında biz böyle biraz daha avantajlı olalım arkadaşlar. Sonra Zira Türkiye Kupası'nı şu maçı atlayacağız. Birinci maçı arkadaşlar. İnşallah iyi bir skorla atlayacağız. Sonra onun revanşını oynayacağız bu bölümde. Yani Alanya oynayacağız. Galatasaray'a atlayacağız ilk maçı. Sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci ayak maçında Galatasaray revanşını oynayacağız. Formda olursam da şu Avrupa Lig Milano'ya da gideriz arkadaşlar. Bakalım. Söz vermeyeyim şimdiden. Tabloyu da şurada görüyorsunuz. Hemen şöyle biz 60 puanla lideriz. Galatasaray'ın 58 puanda. Başakşehir 48 puanda. Fenerbahçe 46. Göztepe ve Sivas'ta görüyorsunuz burada arkadaşlar. Uzatmayalım. Şimdi hemen görüşmelere gidiyoruz. Dediğim gibi ikinci sezon için yepyeni bir Beşiktaş kuracağız arkadaşlar. Burada gereksiz oyuncu Diaby, Lens gibi oyuncuları göndereceğiz. Rebocho gibi oyuncuları göndereceğiz. Enzo Rocco'yu da gönderebiliriz. Ve böyle yeni belki genç oyunculardan oluşan ya da genç oyuncuların da olan bir Beşiktaş kurmak istiyorum ben. Onu söyleyeyim. Şimdi bizim bunu gönderdik Utrecht'te Lens'i. Erdem'i gönderesim yok. Rebocho ya Benfica'dan güzel bir teklif var. Bunu kabul edelim bence Rebocho'yu. Biliyorsunuz bunun özel bir maddesi var kontratında. 20 maç yaptı mı ve Beşiktaş ilk 4'te girer Spor Süper Lig'de Beşiktaş bunu bonservis almak zorunda 2.8 milyon. Hatta Beşiktaş kulübü o kulüple şu an
o maddeyi çıkartsınlar diye anlaşmaya çalışıyor ama neyse. Ben de Boço'yu gönderiyorum arkadaşlar. Sezonsuzu göndereceğiz tabii ki. Şimdi oynayacak bu sezonu. Bizimiz daha Rıdvan Yılmaz. Bu da geçen Göztepe maçında da oynadı. Ne yazık ki kaybettiğimiz Göztepe maçında. Onu daha çok forma şansı vereceğiz. Bakalım. Vermeye çalışacağız. Enzo Roku'yu da gönderebiliriz. Roku'yu da gönderdik. Şimdi benim burada Ersin'i galiba tutacağım arkadaşlar. Aslında çok güzel teklif var. Karius'u göndereceğiz. Onun yerine Fabri'ye de gönderiyoruz. Yeni sezonda kalemizi koruyacak oyuncu. İnşallah yine Fabri olacak arkadaşlar. Defansa o zaman bir oyuncu almamız gerekecek. Ben belki Çağlar ya da Melih. Böyle bunlar olabilir arkadaşlar. Ya Pepe 37 yaşında bu şeyi sezon sonunda kariyerini bitirecek. Ve genç oyuncu olarak gelecek. Ama hepsi gelmiyor galiba arkadaşlar. Bilmiyorum. İnşallah Kvarejma gelir. Ama büyük bir ihtimal yani çok çok önemli olan sol ve sağ açık oyuncuları lazım. Sağa düşünüyorum. Benim ilk şeyim Everton 84'lü. Dediğim gibi ikinci sezon daha değişik olacak. Daha ne bileyim Cengiz Ünder, Maxim. Yani burada şey kendimize şey limiti koymayacağız. Gerçekçi olsun diye limit koymayacağız. Yapabileceğimiz güzel transferleri yapacağız. Okey. Alanya 8. sırada 39 puanda arkadaşlar. Onlar için de zirve yarışına kopmamak adına da ilk 4 yarışına ya da Avrupa Lig katılma şeyine kopmama adına da önemli maç. Yani onlar da mutlaka yenmesi lazım. Bir sonraki maça diyoruz. Papi Sisi'ye görüyorsunuz. O da bizim transfer listemizde vardı. Arkadaşlar bugün Rıdvan'ı oynatacağız. Balotelli ile başlayalım. Traore son iki şeyde bayağı iyiydi. Böyle başlayabiliriz sanırım arkadaşlar. Marcelo dinlendirmek istesem bayağı düşüyor takım ruhumuz. Okey. Böyle başlayacağız arkadaşlar. Ve maça doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Alanya'dayız. Burada Sporto Süper Lig 28. haftasını oynayacağız. Çok çok önemli maç yine. Artık her maçlar önemli arkadaşlar. 60 puanla lider durumdayız. Galatasaray 58 puanda. Yani puan kaybedecek bir durumda değiliz. Alanya Spor açısından da çok çok önemli maç. Çünkü onlar da Avrupa, gelecek sezon Avrupa'da oynamak istiyorlar. Yani bizi yenmeleri lazım arkadaşlar. Neyse. Spor Süper Lig 28. haftası hakemliğiyle başladı. Beşiktaş'ımıza başarı dileriz. Bizim şimdi Bruno Fernandes. O da çok iyi oyuncu. Belki bunu düşünebiliriz arkadaşlar. Transferlerimizde. Traore gidiyor. Saka. Saka'la. Güzel bir orta gelir mi? Balotelli doğru. Balotelli! Allah'ım! İlk tehlikeli aksiyonumuz. Mbappé'nin ortası. Sanırım Balotelli o topu beklemiyordu. Çünkü önünde defans vardı. Adem Rajic de uzun zaman sonra yine ilk 11'de forma şansı buldu. Şimdi geliyoruz. Ortada Papi Sise var. Bruno Fernandes. Çıkmalıyım. Sise vuruyor direkt. Efecan kafa atıyordu. 1-0 öne geçiyor Alanya Spor. Ulan biz gol atacak derken Efecan Alanya Spor'u 1-0 öne geçiriyor arkadaşlar. Ama Sisi onu yaptı orada ya. Yine kötü başladı. Yani biz 1-0 öne geçeceğimiz maçta böyle gol yiyoruz. Efecan bomboş. Orada arkada kimin oyuncusu? Rıdvan'ındı galiba ya. Rıdvan biraz uzak kaldı. Atiba orada kurtarmaya çalıştı durumu ama olmadı. Neyse. Moralimiz bol duyuyoruz arkadaşlar. Aldırma kartalım. Aldırma diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi tabii ki daha da zor olacak. Deplasmandayız bir de. Gönder Traore'yi. Olmadı. Ceyhun dikkat. Şimdi Traore. Hadi oğlum. Son haftaların formda oyuncusu Adama Traore. 25 dakika geride bıraktık. 1-0 mağlubundayız. Siopis. Güzel bir ara pası. Aman yine kötü yakalandık. Ama bu sefer Rıdvan dikkat ediyor. Lajic. Döndü. Lajic'den önce ama. Çık oğlum. Mbappé. Hadi şimdi. Güzel bir orta. Mbappé'nin ortası. Kaleci Marfon. Marfon'a hücum etti. Gücuna. Bucağına. Konuşmasını unuttuk. Dorukhan aman. Victor Ruiz yine ara pası. Rıdvan yetiş. Rıdvan yavaş kaldı. Ortası. Okey. Bu maç galiba Rıdvan için birazcık fazla geldi. Aman dikkat. Bir Sisi.
İlk yarı sona eriyor. 1-0 Bartum'dayız arkadaşlar. Efecan Karaca'nın attığı golden ilk yarıyı 1-0 varlık kapatıyoruz. İkinci yarıdayız. Mutlaka gol atmamız lazım. Ama hemen onun üstüne de topu kaybettik. Fernandes gidiyor. Marcelo önünde. Victor Ruiz bu sefer dikkat etti. Traore. Gönder aradan Mbabu'ya doğru. Hadi oğlum Mbabu. Şimdi Enkudu. Yukarıda Rıdvan'ı gördü. Rıdvan. Rıdvan uzaklardan şut deniyor. Devam. 54'te Rıdvan'la tehlikeli geldi Beşiktaş. Kaybetme. Adam geçtirmiyor vallahi sisi. En sakala ortası Victor Ruiz, Papi Sisse. Papi Sisse vuruyor. Karius. Yok yok, bir şeyler değiştirmemiz lazım. Hadi oğlum Rıdvan. Durkan. Rıdvan. Bu sefer at. Hadi oğlum. Rıdvan deniyor ve gol. Rıdvan Yılmaz. Forma şansı veriyoruz. Ve bize golle teşekkür ediyor arkadaşlar. Alanya'da beraberlik golü Rıdvan Yılmaz'la geliyor. Beşiktaş'ın yetiştirdiği futbolcu arkadaşlar. İlk golde belki hatası vardı. Pozisyon hatası olabilir. Ama yani o kadar çok yüklenmek gerekmiyor. Burada çok güzel vuruyor sol ayağınla ve Beşiktaş'ın beraberlik golünü getiriyor. Bamu giriyor. Bakasetas şimdi çıkıyor. İki oyuncu yaşıyoruz. Burak ve Talisca giriyor arkadaşlar. Traore, Balotelli çıktı. 63'te beraberlik golümüz geldi Rıdvan'dan. Gönder. Talisca hadi oğlum. Anderson Talisca. Talisca! Direkt olamaz ya. Devam. Burak gör. Hadi oğlum Burak. Burak Yılmaz vuruyor. 2-1 öne geçiyoruz. Burak Yılmaz atıyor. Asker selamını gönderiyoruz. 70. dakikada Beşiktaş öne geçiyor arkadaşlar. O Rıdvan attı goldan sonra baya bir maç değişti arkadaşlar. Pozisyonlar bulduk. Ve kral golünü atıyor. Anderson Talisca Enkudu bekletmeden oynuyor. Ve Burak böyle marafonaya geçiyor arkadaşlar. Asker selamımızı da verdik. 2-1 öne geçiyoruz deplasmanda. Çok çok önemli bir goldu. Şimdi birazcık daha defansı kapatalım. Daha doğrusu sağlam alalım. O kadar çok ofansı oynamaya gerek yok. Dikkat sakın ha. Şimdi bunun üstüne gol yemeyelim de zaten huyumdur benim. Aman aman. Siopis. Bamu. Sise'ye. Allah'ım. Dediğim bakacağım. Gol gördüm valla. Devam. Son 15 dakikaya giriyoruz. Dorukhan kaptı. Çok güzel. Aman tamam. Taş bizim. Sakin. Arkadaşlar Rıdvan Yılmaz çıkıyor. Helal olsun sana diyoruz çocuk. Yerini Gökhan Gönül'e bırakıyor. Gökhan Gönül sağ bek. Mbabu sol beke geçti. Maçta son 15 dakika diyebiliriz. Hadi Beşiktaş. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Çok çok önemli. 3 puan gelmesi lazım Alanya'da. Bamu. Efecan. Çok dikkat ediyoruz. Sise yine. Efecan. Sakin. Ya bu Sise felaket tehlikeli ya. Yine dikkat Marcelo. Atiba. Ya illa atacak o golü, illa atacak. Sakin. Sakın faul yapma. Adamsın Ruiz. Şimdi topu tutmalıyız. Enkudu. Oynayamıyorum ki. Oynayamadım. 84. Aman 86. Tamam. Ya, o Allah'ım. Karius. Çıkartın ya. İlla. Çok güzel. Gönder. Mbamu. Okey 90 oldu. Ya bu pasa bak ya. Sanki şaka yapıyor benimle. Şakacı. 90+2. Tamam bitti.
Bitti bitti arkadaşlar. 93 oldu. Uzun bir orta aman. 90 dakika sona eriyor. Beşiktaş deplasmanda, Alanya deplasmanda çok çok önemli 3 puan elde ediyor arkadaşlar. Çok zor maç oldu. Rıdvan Yılmaz ve Burak Yılmaz. 63 ve 70'te arkadaşlar gollerimiz geldi. Maçı 1-0 mağlupken çevirebildik. Rıdvan'ın adına da bayağı sevindim arkadaşlar. Bakın forma şansı verdik ve bize golle teşekkür etti. Şimdi Fenerbahçe Sivas yenmiş, Galatasaray yenmiş, Malatya yenmiş, Rize yenmiş, Trabzon yenmiş, Kasımpaşa yenmiş, Göztepe yenmiş. Kasımpaşa açısından çok çok önemli maçlar arkadaşlar. Onlar da aşağıda düşme şeyinde. Şu an çıktılar, 15'in sıradalar. Biz liderliğimizi hala koruyoruz arkadaşlar. 63 puanla. Galatasaray 61'de. Avarajımız 24, Galatasaray 35. Onlar bayağı gol atmış. Ama ligin en az gol yiyen takımda biziz. 13 golden. Beşer kahvesi. Rıdvan Yılmaz sonrası röportajlar. Rıdvan gösterdiğimiz için. Süper oldu ya. Arkadaşlar şimdi mesajlara bir bakalım. Karius için. Ya ama Karius şeyin bu son maçta bizi 3 puan kurtaran lan Lord Karius diyecektim. Loris Karius oldu arkadaşlar. Ne kurtarışlardı bu. Hele o Sise'nin toplarını kaç tanesini çıkarttı. Helal olsun Karius'a. Ama işte neyse. Savaşçı olur. Okey. Fabri reddediyor. Okey. Onu biz öyle böyle alacağız arkadaşlar. Fabri'yi alacağız. Çağlar. Çağlar. Bunun pazar değerine bir bakalım. 32 milyon. Ey maşallah diyoruz. Merih de var bir de. Bu da büyük sakatlık yaşadı. Geçmiş olsun dilekleriyle. Daha güçlü geri dönme ümidiyle arkadaşlar diyoruz Merih için. Bunu bir denesek mi ya? Şöyle 10 milyon bir desek. Alma opsiyonunu desek. Yok fazla. Önce böyle bir gönderelim. Çağlar'a teklifimizi arkadaşlar. Şu oyun planını ayarlamalıyım. Karius. Formda da onu ben bir... Ersin'le şey yapacağım. Karius dinlensin. Okay, neyse böyle başlayalım arkadaşlar. Daha doğrusu böyle bırakıyoruz. Şimdi maçı atla diyeceğiz. 2-0 yenmişiz. Hey maşallah, hey maşallah diyoruz. Deplasmanda bir de arkadaşlar Galatasaray sahasında 2-0 yeniyoruz ve yarı finalde çok çok büyük bir adım atmış olacağız. Böyle ilerliyoruz. Onun revanşını oynayacağız tabii kendi sahamızda. 2-0'lık skor avantajıyla Vodafone Park'ta normalinde ama bu derbi. Derbi her şey olabiliyor arkadaşlar. Bakalım. Çağlar. Önce... Yeni beceri. Ha okey. Bunu çalışıyoruz. Beceri şeyi arkadaşlar. Dalan şut. Becerisi şu an Cenk Tosun ulaştı. Okey. Yani şut dalan şutları şey yapabiliyor. Vitor Ruiz. Ooo. Valencia Vitor Ruiz'i istiyor arkadaşlar. Teklif var. Ona göz atacağız. Karius Porto istiyor. Ona da bakacağız. Okey. Karius. Ooo. 21 milyon arkadaşlar. Çok güzel para ya. Yeniden şöyle birazcık daha çıkartmaya çalışalım. Takas desek. Abubakar'la takas. Ne dersiniz? Karius Avukar arkadaşlar. 25 diyelim. %10 satma şeyi. Tamam. Şimdi Karius'u biraz daha yükseltmeye çalışacağız. Porto Karius istedi. Aynısı Vitor Ruiz için de geçerli. Valencia. Neyse böyle bir şey yapalım. 7.5 diyeceğiz. Onlar biraz daha düşürmeye çalışacak. Çağlar 11 milyon. Arkadaşlar şunu hemen yorumlara yazın. Çağlar Söyüncü gelecek sezon için alalım mı? Swapper olaraktan. Enzo Rocco'yu gönderdik. Belki Victor Ruiz'i de göndeririz. Yeni Beşiktaş kuruyoruz. Çağlar bence Beşiktaş'a yakışır bir futbolcu. İngiltere'nin de en iyi stoperlerinden biri kendisi. Lütfen yorumlara yazın. Bu oyuncu alalım mı Çağlar'ı? Arkadaşlar şimdi bir konu üzerine daha konuşmak istiyorum çok kısaca. Bunu başta unuttum. Abdullah Avcı'yla ilgili... görüşlerim. O biliyorsunuz görevine son verildi. Yani şimdi mesela Şenol Güneş'ten sonra en uygun antrenör aslında oydu. Yani şöyle normal düşündüğümü. Yani her şey futbol açısından Başakşehir'de yıllardan beri çok başarılı teknik direktörlük yapmış. Hatta milli takımda teknik direktörlük yapmış. Kendi çapında bayağı başarılı bir antrenör. Ve futbol
zekası, futbol anlayışı da çok üst düzey arkadaşlar. Ama bazı oluyor ki yani siz en iyi şeyi getirseniz bile uymadım, olmadım, olmuyor arkadaşlar. Öyle bir şey oluyor. Nasıl şöyle bir misal benim, eşim duymasın. Eskiden bir kız arkadaşım vardı misal. Öyle anlatayım şimdi duymadan. Dünyalar güzeli. Yani karakteri de süper. Ama bir türlü bilmiyorum, olmuyor bazı. Olmuyorsa olmuyor arkadaşlar. Yani o zamanı da öyle yani dünya ya, gerçi çok güzel olmasına rağmen her şey dört dörtlük olmasına rağmen yine de böyle bir nokta bir şeyde olmuyordu ve bu Abdullah Avcı da sanırım öyle bir durum Beşiktaş'ta. Hem üzüldüm, bir yandan da sevindim. Yani çok karışık bir duygular içerisindeyim ama Abdullah Avcı'ya hiçbir zaman kötü bir şey söyleyemem. Çünkü çok büyük saygı gördüğüm bir insandır kendisi. Zaten insanlığına falan kimse bir şey söyleyemez. Antrenöründe bir şey söylemez aslında ama Beşiktaş'ta olmadı arkadaşlar. Bilmiyorum. Ona bazıları diyor bu gömlek 10 kat fazla geldi, büyük geldi gibisine Beşiktaş şeyi. Üzüldüm. Kendisi de çok üzülmüştür. Bilmiyorum. Yolu açık olsun diyoruz. İnşallah gelecek. Ya önündeki kariyeri daha başarılı, daha güzel ellere gelir. Ama çok karışık duygular içerisindeyim. Keşke olsaydı diyorum. Çünkü Beşiktaş'a yakışan bir adamdı. Duruşuyla, karakteriyle filan. Şimdi bakalım. Belki siz bunu izlerken Sergen Yalçın büyük ihtimal Beşiktaş'ın antrenörü olacak. Herhalde öyle gözüküyor. Şimdiki şeyler görüşmüşler Cuma günü filan. Bizim başkanla. Neyse arkadaşlar. Uzatmıyoruz. Yani karışık duygular içerisindeyim. Bir sonraki maça diyoruz. Zira Türk Kupası arkadaşlar. İkinci ayak maçımız. Yarı finaldeyiz. Adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bakın bu beyaz shortlistiniz geçenlerde. Biriniz yazıyor yorumlara. Bahçeşehir, Kolej falan. Kolda Aksa, arkada Beko. Yani hepsi var orijinalin tam tamına. Böylesi. İlk 11'e geliyoruz. Ben bunu zaten önceden ayarlamıştım. Rıdvan'a yine forma şansı veriyoruz. Geçenki maçta gol attı. Aslında büyük maçta. Neyse verelim arkadaşlar. Adam gol attı. Formu da tuttu. Vida formda değil ama defansta önemli oyuncumuz. Aslında Erdem'i de oynatasım var. Ya öyle bir tak aslında öyle oynayayım var arkadaşlar. Ben şöyle Kartallarla falan, Erdemlerle, Ersinlerle bu misal U19 milli takım şey kalecimiz arkadaşlar. Çok Beşiktaş geçen de 6 oyuncu gönderdi milli takıma alt şeyine. Yani Beşiktaş'ın altyapısı bayağı iyi. Maça doğru gidiyoruz. Vodafone Park'tayız arkadaşlar. Zira Türk Kupası'nda ve yarı final ikinci ayak maçımız. 2-0'lık skor avantajıyla ayrıldık Türk Telekom stadından. Bu avantajla şimdi bu maçta geçmek istiyoruz. Arkadaşlar Falcao görüyorsunuz, Burak Yılmaz, iki kaptanlar. Dediğim gibi skor avantajımız var. 2-0'lık adımızı finale yazdıracağız ama derbilerde belli olmaz arkadaşlar. Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarlarını gördünüz. Bizim oyuncuları görüyorsunuz. Galatasaraylı oyuncuları iki şampiyonluk yarışında Süper Lig'de iki en büyük adaylar. Aramızda sadece 2 puan var. Bizim şu an beyaz formayı görüyorsunuz. Beyaz şort, beyaz forma. İlk 11'imiz böyle olacak. Burak Yılmaz, Enkudu, Adama Traore, Talisca. Bu dörtlü şimdiye kadar en iyi performans gösteren oyuncular. Atiba ve Elneny'dir tabii ki arkadaşlar. Galatasaray, Falcao, Radam, Ryan Babel, Emre Mor, Belhanda, Taylan'la başlıyorlar. O ilginç, ilginç bir karar. Gündama'yı görüyorsunuz. Rıdvan Yılmaz son alan maçına gol attı. Belhanda, Dorukhan. Hazır mısınız arkadaşlar? Vodafone Park'tayız. Vodafone. Ve ilk üçlü yine sizlerden gelsin. 1-2-3 diyoruz. Zorlu mücadele başladı. Zira Türk Kupası, Beşiktaş, Galatasaray, revanş maçı. Yarı finaldeyiz. Ve çok zor. 90 dakika. En azından 90 dakika biz bekleyecek olacak arkadaşlar. Bir daha dikkat. Bir dönüyoruz. Karıyoruz. Şimdi Burak. Hadi oğlum Burak. Büyük bir hata Lundama'dan. Şimdi Burak gidiyor. Burak. Burak Yılmaz şut. Ya Göztepe'de de acil. Gerçekte Göztepe'de çok kaçırdı arkadaşlar. Ya da kaleci güzel kurtarmıştı. Böyle atamıyoruz. Yine çok tehlikeli. Bakın şimdi Bursa gol yeriz. Çoğunluk öyle oluyor. 11. dakikada Burak Yılmaz. Ah,
çok büyük bir pozisyon kaçırıyor. Devam ediyoruz. Moralimizi bozmadım. Enlini. Çok güzel döndü Enkudu. Şimdi Traore. Gönder Mbabu'yu. Mbabu gidiyor. Mbabu çek. Geri koruyor. Yukarıdan Rıdvan. Ortası. Enkudu'ya gidiyor. Hayır. Hatamıza bakacak. Oraya güzel bir pas. Hadi güzel bir orta. Orta geliyor. Ulan! Talişka'nın şeyine geldi. Ulan Talişka. Neyse devam. Durukan. Enleni. Şimdi Rıdvan Yılmaz. Koş oğlum. Rıdvan. Ortası gelsin. Ortası ters bir vuruş Galatasaray'da oyunculardan. Galatasaray'da bayağı konsantrasyon problemini görüyorum. Şu dakikalarda. Defansı Milakis. Traore kafayı atıyor mu Muslera? Bakın. Devam. Ara pası Traore. Şimdi at. Traore yavrum benim be. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 31. Adama Traore. Dediğim gibi son haftaların formda oyuncusu. Sahneye çıkıyor. Bundan bir aksiyon önce kafayla kafa topunu Muslera kurtarmıştı. Sonrasında sol ayağından çok sert vuruyor. Ve Muslera da orada. Bak, uzanmış mı? Evet. Uzanmış ama yetişememiş. Çok güzel bir gol. Adama Traore. Adamsın diyoruz. Bunu alırız arkadaşlar. Bu hoşuma gidiyor yavaş yavaş. Şu pas şeyini de birazcık daha düzeltse. O zaman gerçekten bomba bir Kanada oyuncusu olacak. Devam ediyoruz. Galatasaray açısından şimdi şartlar çok çok zorlandı. 3 gol atmaları lazım. Nagatomo. Ryan Babel. Ryan Babel. Ama çakma Taylan. Defans araya gitti. Belhanda. Nagatomo. Orta geldi. Taylan. Karius. Çok güzel. Dorukan'ı gör. Talişka'yı gör. İçeri çek Talişka. Olmadı. Lindamam sefer dikkat etti. Belhanda şimdi Galatasaray geliyor. Dikkat. Önlerini beklemesi lazım. Falcao kaçıyor aradan çünkü. Falcao. Aman ya önüne düşme. Karius adamsın. Daha öncesinde hakem. Bir dakika bir dakika. VAR'a gidiyoruz. VAR'a gidiyoruz. Neler oldu neler gitti hemen bakıyoruz. Falcao'ya herhalde faul yapıldı diye. Ulan hakem. VAR'dan tekrardan izliyoruz. Allah Allah aşkına. Burada ne oldu arkadaşlar? VAR'dan izliyoruz. Burada faul diyor. Faul yapmışız. Hakem ilginç kararı. 46'dayız. 45 artı 1. Belhanda top başında. Belhanda be. Tabii ki tabii ki. Gol yiyoruz. 1-1 oldu arkadaşlar. İkinci yarı çok 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 heyecanlı olacak şimdi. Yani hiç yoktan yine maça sokuyor hakem Galatasaray'ı. Normalinde orada faul uzaktan yakından alakası bile yoktu. Neyse. Alıştık artık. Ne demiş güzel abimiz? Rakibi de yeneceksin, hakemi de yeneceksin arkadaşlar. 1-1. Vodafone Park'ta Belhanda ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. Çok çok ateşli bir ikinci yarı göreceğiz. Galatasaray 2 gol atarsa turlayacak. Hiç yoktan yine maçı soktu hakem Galatasaray'ı. Hazır mısınız arkadaşlar? Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok çok önemli. 45 dakikaya giriyoruz. Uzatmalar zaten yok artık. Ve ikinci yarı başladı. Enzonzi, Lundama, Nagatomo. Çok çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hele şu ilk dakikalarda eğer gol yersek yandık. Ryan Babel. Sol kanatta gidiyor. Babel ortası Marcelo kafayla uzaklaştırdı. Evneni. Aman Talişka, aman Talişka. Falcao çaktırmayın Radamel Falcao. 2-1 oldu. Galatasaray maçı çeviriyor. Radamel Falcao. En korktuğum şey başımıza geldi şimdi. 2-1 mağduruşuz. Eğer Galatasaray bir gol daha atarsa deplasman gol sayesinde onlar finale yükselecek. Ve çok çok kötü oldu. Falcao attı arkadaşlar.
Talisca'nın çok gereksiz top kaybı orada. Elneny yetişemiyor, Karius da yetişemiyor. Uzanıyor da yetişemiyor. Üst üste gol yiyoruz. 50 dakikada. Şimdi aman aman arkadaşlar, çok çok dikkatli olmamız lazım. Eyvah eyvah, Taylan. Araya gir. Talisca ya, araya girin ya. Aman 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 aman. Falcao 57. dakikada. Bayağı sallantıdayız arkadaşlar. Bir an önce maçı sakinleştirmeliyiz. Koşulmaz. Lütfen. Kural. Hayır. Oyunda ama. Hadi hata yap. Uzun bir top. Dorukhan. Şimdi Mbabo. Traore. Hadi oğlum koş. Traore gidiyor. Güzel bir orta. Gelsin orta. Enkudu'ya gelmedi. Dikkat. Ryan Babel topu kaptı. Şimdi Galatasaray geliyor. Geriden oynadı. Gündama. Belhanda. Eyvah eyvah. Falcao'dan önce çok çok kritik müdahale. Marcelo. Domingo Osvida. Sağda Mbappé'ye doğru pas. Şimdi Traore. Aşağıdan Burak. Hadi oğlum. Bekle vuruyor. Burak Yılmaz. Bir daha Atiba gelsin. Şöyle sağlamlaştıralım arkadaşlar burayı. Biraz daha şöyle geriye. Şimdi çok rahat geçmeye başladılar. Talisca da bugün pek formda değil. Şöyle yapıyoruz. İki oyuncu yaşıyoruz arkadaşlar. Laiç Atiba giriyor. Dorukhan Talisca çıkıyor. Atiba Elneny defansif orta saha. Yani defansa da çok yardım edecekler şimdi. Çünkü Galatasaray çok gelmeye başladı. Tehlikeli gelmeye başladı. Elneny. Devam ediyoruz. Son 20 dakikaya girdik. Adem Laiç. Hadi oğlum önünde boş falan. Laiç'in. Gönder Mbabu'yu. Şut at Mbabu. Mbabu çakıyor Muslera. Çok heyecanlı bir maç oluyor arkadaşlar. Pozisyon üstü pozisyon. İki takım da adını finale yazılmak istiyor. Pozisyon tekrarına bakıyoruz. Mbabu ve Muslera. 72. dakikadayız. Korner kullanacağız. Laiç top başına. Laiç. Hadi bir daha oğlum. Hadi bir daha oğlum. Olmadı. Atiba dene. Atiba deniyor. Önüne düş Burak'ın. Olmadı. Devam ediyoruz. Maçta son 15 dakika. Golü atan turlayacak. Ya da gol yemeyen. Biz yani yemezsek de turlayacağız. Tabi yukarıda Traore. Mbappé'yi gördü. Burak orada boş. Burak önüne düşer mi? Burak. Olmadı. Kaç bizim. Kaç bizim. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Son 13 dakika. Rıdvan. Koş. Hadi oğlum güzel bir orta yap Rıdvan'ın. Rıdvan güzel ortası. Traore'ye gelir mi? Muslera tek vurup. Şimdi Mbabu. Ya aman 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 aman. Atiba araya gir. Adem Laiç. Orada boş bir alan. Adem Büyük şimdi Galatasaray geliyor. 83'teyiz. Sakın ha. Gönder Rıdvan çok güzel. Burak'ı. Ya niye oynayamıyorum? Uzun bir top. Marcelo kafayla indirdi. Şimdi Ryan Babel öne düştü. Son 4 dakikaya giriyoruz. Normal süreç. Ryan Babel topunu ortaladı. Bir de araya giriyor. Uzun bir top. Hadi oğlum. Burak birebir kalacak. Burak gidiyor. Burak aşırt bunu. Burak yine kaçırıyor. Devam. Elneny. Felaket bir mücadele var Vodafone Park'ta. Son hatta artık. Hadi oğlum Karius. Yetiş o topa. Karius. Oyna. Tamam. Bitti. Bitti arkadaşlar. Finale yükseliyoruz. İnanılmaz bir mücadele. Vodafone Park'ta. Galatasaray 2-1 yeniyor ama toplamında 3-2'lik skorla adımızı Ziya Türk Kupası'nda finale yazdırıyoruz. Çok heyecanlı bir maç oldu. Ulan Burak. Atsa o golleri şu duruma düşmeyeceğiz. Okey. Şimdi çok çok önemli bir maçtı arkadaşlar. Ulan Burak çok kaçırdın ya.
Günün adamı Falcao. Arkadaşlar o Galatasaray kaç poz şey direkler mi ne dersiniz? Çok şanslıydık aslında. Antalya'ya karşı final oynayacağız. Ulan Anvar Antalya Alanya'yı yemiş 3-0. Helal olsun. Zira Türkiye Kupası arkadaşlar Antalya Beşiktaş olacak. Okey. Şimdi arkadaşlar bir üçüncü maça daha gideceğim sizler için. Sizler hediyem olsun bu. Desteğiniz için. Milano'ya gideceğiz. Bir daha kim önünde bunların ikisini oynarız. Üçünü oynarız. Diaby için Aybar takımı Portekiz olması lazım. Teklif geldi arkadaşlar. Diaby'ye teklif geldi. Ayın en iyi ilk 11'inde Burak Yılmaz ve Talisca var. Sport Süper Ligi'nin arkadaşlar. Ayrıca rapor. Victor Ruiz. Okey Victor Ruiz. Tam anlaşamadık. Porto kabul ediyor. Karius'u Porto'ya satacağız arkadaşlar. Karius'u satacağız. 25 milyon Karius'tan gelecek. Beşiktaş da onun opsiyonu kullanmayacak zaten. Kabul ediyoruz. Ve Karius'u aslında bu seride bayağı güzel kurtarışlarda bulundu. Bizi kurtaran adam oldu çoğu zaman. Ama gönderiyoruz. Victor Ruiz daha biraz alt. 6.5 diyeceğiz. Ya da şöyle yapalım. %15 işte şöyle. Diaby'ye bunu da biraz daha yükseltelim. Onu da göndereceğiz. Zaten Beşiktaş'ın oyuncuları değil. Kiralık bunlar arkadaşlar. 4 milyon diyelim. Arkadaşlar çeyrek finalde. Avrupa Lig çeyrek finalinde. Milano'yu deplasmanda oynayacağız. Çok çok zor. 90 dakika yine bizi bekleyecek. Ya haftalar üstü haftalar üstü. Çok çok yani yorucu haftalar geçiriyoruz. Bakalım. Borussia Dortmund maçı olacak. Leverkusen Antwerp. Sevilla Napoli. Bir sonraki maça diyoruz. İtalya'ya gidiyoruz. Ayarlarımızı yaptık. Böyle oynayacağız arkadaşlar. İlk 11'imiz böyle olacak. Hakan Çalanoğlu yok yedeklerde. Milano'ya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar İtalya'dayız. Milano'dayız. Efsane stat San Siro'dayız. UEFA Avrupa Lig. Çeyrek final. Maçımız Milano'ya karşı olacak. Ve kaptanımız Atiba önde olmak üzere. Şimdi... Oyuncular sahaya çıkıyor arkadaşlar İtalya'da. Son 16'larda Spartak Moskova'yı eleyip adımızı çeyrek final hazırladık. Sizlere özel beni güzel desteklerinizden dolayı arkadaşlar bir üçüncü maçı daha gösteriyorum size. İtalyanlar ve bizim taraftarları da görüyorsunuz. İtalya'da da Beşiktaşlı taraftarlar takımını yalnız bırakmıyor. Son nefesine kadar destekleyeceğiz. Sizler de beni son nefesine kadar destekleyin arkadaşlar. Çok zor. Bir 90 dakika Beşiktaş'ı bekleyecek. Avantajlı skorla Türkiye'ye geri dönmek istiyoruz. Şimdi Milan'ın ilk 11'i Piatek, Rebic, Lucas, Paqueta. Bunları dikkat edeceğiz. Kessié bu da bakın o da iyi oyuncu arkadaşlar. Onu düşünebiliriz transferlerde. Hakan Çalanoğlu yedeklerde başlayacak. Bizim ilk 11 böyle olacak. Caner ilk 11'e geri dönüyor. Burada yeni olaraktan Atiba da var. Baştan başlıyoruz Atiba ile yani ilk 11'de. Dorukhan'ı görüyorsunuz. Paqueta ve Adama Traore. Ondan da çok şey bekliyoruz bugün. Hazır mısınız arkadaşlar? Milano başlayacak maça. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Zorlu mücadele başladı. Beşiktaş'ımıza İtalya'da başarı dileriz arkadaşlar. Avrupa Lig çeyrek finaldeyiz. İlk ayak maçımız. Haydi Kartal'ım. Şöyle kanat seslerini duyur Avrupa'ya. Karius. Onu Porto'ya sattık arkadaşlar. Gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacak. Şimdi Mbappé uzun bir top. Traore'ye doğru. Ramagoli hiç risk almıyor ve topu taça attı. Burkan. Talisca'yı gör. Talisca uzun köşe. Anderson Talisca. İlk şut Beşiktaş'tan geldi. Dakika 6. Anderson Talisca. İstediği vuramadı. Piatek vida kazandı. Burak Yılmaz orta sahada topu aldı. Traore, Talisca. Şimdi Enkudu. Ta aşağıda Caner var. Caner Erkin. Beşiktaş geliyor. Caner'in ortası olmadı. Bonaventura topu uzaklaştırıyor. Ama güzel başladı Beşiktaş. İlk 10 dakika. Beşiktaş daha etkili gözüküyor. Atiba aman aman. Piatek vida araya girdiğine. Bugün vida çok istekli gözüküyor.
Enkudu olmadı. Hernandez geriden oynadı. Romagnoli. Rebic'e doğru. Vida yine kafa duvalesini kazanıyor. Bugün Vida valla arkalı defansa her yerde gibi arkadaşlar. Şimdi dikkat. Benanker. Ortası Dorukhan araya giriyor. 24 dakikada Milano ilk kornerini kullanacak. Dikkat ediyoruz. Bonaventura topu başında. Orta. Ama dikkat. Vida yine kafayla uzaklaşıldı. Şimdi çaktırmayın. Önüne geçin. Paqueta. Dorukhan. Uzaklaştı. Çıkartamadı topu. Kessi. Marcelo. Piatek. Yine Bonaventura. Dikkat ediyoruz. 28'deyiz. Uzaklaştı. Ya çıkartçı topu. Aman aman. Çizgide çıkartıyoruz. Milano bayağı yükleniyor şu dakikalarda arkadaşlar bizim kaleye. Dorukhan tamam sakin. Açıl Caner. Caner geçti. At bunu. Caner şut atıyor. Okey. 0-0 ilk yarı sonucu arkadaşlar. Maça şöyle ilk 20 dakika bayağı güzel başladık. Sonrasında top şeyini daha çok Milano'ya verdik. Yani onlar gelmeye başladı. Mario Balotelli buranın yerine geldi. İkinci aradayız arkadaşlar. Atiba. Boş bir alan arıyoruz. Talisca. Gönder. Anderson. Talisca'nın plasesi direkt. Yakaladığımız en tehlikeli pozisyon Talisca ile geldi. 50 dakikadayız. Ve Hakan Çalhanoğlu şimdi arkadaşlar 52'de Benaker'in yerine sağda Talisca. Orta Balotelli. At bunu. Mario Balotelli'den önce defans araya giriyor. Talisca. Pası orada boş. Traore! Traore atıyor! 54! Adam abi Traore! Adam sürüyorum. Adamın ucunu bu atıyor. Çok kısa yolluyoruz. Bir alıyor arkadaşlar. Ve o altın değerindeki o çok önemli deplasman golümüz Traore ile geliyor. Talisca'nın asisti ve Traore'nin golü. Yarı final bekle bizi diyoruz ama daha çok şey var. Daha henüz yarı final kapısı şöyle bir tıkladık arkadaşlar. Tıklıyoruz. Hadi oğlum devam. Hakan Çalhanoğlu kesi. Bayağı güzel bir bölüm oluyor arkadaşlar. Şu çekimi de çok zevk veriyor. Şimdi Mbabu. Mbabu. Gönder aradan. Foul. Hakem devam diyor nedense. Paqueta. Çok güzel çocuklar. Çok güzel. Enkudu'yu gör. Hadi Enkudu. Enkudu gidiyor. Önümüze düş. Devam olmadı. Son 20 dakikaya girdik. Milano'da çok güzel skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Anderson Talisca uzaklardan deniyor. Son anda kaleci. Son anda kaleci Talisca'nın plasesini kurtarıyor arkadaşlar. Bu şutları biliyorsunuz Talisca gerçekten de yapıyor arkadaşlar. Cenk Tosun maça dahil oldu. Biz de arkadaşlar Caner'le korner kullanacağız. Hadi oğlum. Kötü korner. Ta Caner'i gör. Enkudu. Talisca. Gönder Cenk'i aradan. Cenk Tosun at bunu. Cenk Tosun! Yine gol atıyor. 2-0 yapıyoruz. Tosun hocamız. İtalya'da da golünü atıyor arkadaşlar. Maça gider girmez. Talisca'nın ikinci asisti. Ve diğer altına düşürüyor topu arkadaşlar. Tokat gibi 2-0 yapıyoruz. Osmanlı tokatı geliyor Cenk Tosun'dan Milano'ya. Böyle arkadaşlar. Bomba gibi geliyoruz Avrupa'da. Şimdi yarı final kapısını hatta açtık arkadaşlar. Caner. Vallahi nefes. Onu geçtirmiyoruz arkadaşlar. Uğraşıp dursunlar. Buradan geçiş yok. Burası İnönü. Çok güzel bir skorla İstanbul'a döneceğiz. Aman dikkat. Piatek o hızlı oyuncu. Piatek gidiyor. Ya. Kaleciyi seçin dedim. Ya son şeyde 93'te bu golü yeme ya. Piatek atıyor.
2-1 oldu. Belki Karius seçersem dedim. Sonrasında böyle bir şey oldu. Bu iyi olmadı ya. Birazcık galibiyetimizin üstüne gölge düşürdü ama arkadaşlar çok iyi bir skorla Milano'dan, İtalya'dan ayrılıyoruz. Ve dediğim gibi yarı final kapısını şöyle bir açıverdik. Artık Vodafone Park'taki maçtan sonra da inşallah oradan geçeceğiz. Adımızı yarı final yazacağız ama bu bölümü şimdi sonuna geliyoruz. Bence çok çok güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Yani bu çekimi falan çok zevk verdi bana. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Diğer maçlara bakalım. Borussia Dortmund kendi sahasında Lille karşı 1-0 kaybediyor. Leverkusen 2-2 berabere kalmış. Sevilla 1-0 yenmiş Napoli'yi. Bayağı büyük bir sürpriz olmuş bence. Biz de sürpriziz aslında Milano'nun şey yaptığımı. Ve bir dahaki bölümde Deniz'in horozlarına karşı oynayacağız arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben de dediğim gibi çok güzel bir bölüm oldu. Bin beğeni lütfen ve bu sefer başarılmak için sizlere 3 maç çektim. Şimdi günün sorusunu hemen tekrarlayalım. Sizler buna cevap vereceksiniz. Büyük bir Beşiktaşlı bu cümleyi kurmuş arkadaşlar. Amirim, biz 80 kişi geldik buraya. Yani 80 kişi geldik ve 79 kişi geri dönmeyiz demiş. Dönmeyiz demiş, yani bunun yapmayız. Bu bölümde sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümde dediğim gibi Deniz'in horozuna karşı oynayacağız. Deniz'in horozlarına. Şöyle hemen göstereyim. Sonra Milano revanş maçı, bir de Kasımpaşa arkadaşlar, Ricardo Quaresma. Yine bin beğeni gitsin, şu 3 maçı görürsünüz. Aksi takdirde Denizli ve bu ya da bunu geçip Beşiktaş, Kasımpaşa. Bakalım, görürüz. Beğenmeyi unutmayın, bin beğeni hedefimiz her seferinde. Esas benim çok çok istediğim bir şey 1903 beğeni. Bir bölüme inşallah bunu denk getirebiliriz. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. Kartal Sayman'a vedalaşıyoruz. Sizi de çok seviyorum.